Selamun aleyküm değerli izleyenler. Milletin ekranı Akit TV'ye hoş geldiniz. Pazartesi akşamlarının klasiği derin gerçeklerle bir kez daha huzurlarınızdayız. Program yorumcumuz usta kalem, cesur yorumcu Abdurrahman Dilipak'la birlikte yine iç siyaset, bölgemiz, İslam dünyası ve dünyada yaşanan gelişmelerin derin gerçeğine bakmaya gayret edeceğiz. Yeni bir bilgi, yani yüreğimiz ağzımıza geldi ama çok şükür ilk açıklamalarda herhangi bir ciddi sıkıntı olmadığı söyleniyor. Gelen bilgilerde 5.1 Konya Meram merkez üssü bir deprem söz konusu oldu. İnşallah böyle de devam eder. Herhangi bir sıkıntı olmaz. Deprem kendisini yine hatırlattı. Allah daha beterinden, daha kötüsünden hepimizi muhafaza eylesin, bütün milletimizi. Tabii iç siyasette de sıcak gelişmeler var. Malumunuz İYİ Partili Türkkan'ın bir şehit ailesine mensubuna yönelik hakaretleri, skandal ifadeler, sin kaflı küfürler Türkiye gündeminin merkezinde. Buradan yola çıkarak iç siyasete, bölgemize ve dünyaya bakacağız inşallah. Üstadım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Elhamdülillah. Her zaman olduğu gibi layık olduğundan daha iyiyim. Allah daha iyi etsin. Geçtiğimiz hafta derin gerçeklerde müdavimlerimiz hatırlayacak. Siyonist İsrail rejiminin bu insanlık dışı uygulamaları üzerine konuşurken bir trajikomik bir olayı ekrana getirdik. Kahraman tırnak içinde Siyonist askerleri bir eşeği, affedersiniz izleyicilerimizden de özür diliyorum, tutukladılar ve gözaltına aldılar. Sonra bunun üzerine biz tabii ironik bir takım göndermeler yaptık. Şöyle demiştim ben. Bedir Rahmi Eyüboğlu'nun şiiri aklımıza geliyor. Tam üç dil bileceksin, üç dilde küfür edeceksin dedik. Programı öyle kapattık. Yok, yok. Hayda. Ondan sonra İYİ Partili Türkkan yani öyle bir ifade kullandı ki, hem de öyle bir yerde kullandı ki, hem de öyle bir kişiye kullandı ki, nedir bu küfürbazlık? Yani siyasetin seviyesi gelinen nokta, bu kötü örnekten yola çıkarak tabii söylenmez ama ne düşündünüz izleyince o görüntüleri? Yani rezalet, zırva, tevil götürmez. Yani bunları çok konuşmak bile şuyu vukuundan beter hadiseler. Ana avrat millete ilk söven bu değil, son söven de bu olmayacak. Küfrederek biz düşmanımıza bile bu tür küfürler. Yani tabii daha tartışmaların nereye gideceğini de bilmiyoruz. Bu işleri... Bu seviyede tartışmak vakanın kendisinden, demin de dediğim gibi, şuyu vukuundan beter hale getirebilir. Herkes birbiri hakkında yarın çok daha başka iddialar gündeme getirebilir. Sonuçta bundan kaybeden, küfreden, küfredilen değil sadece, bütün bir toplum oluyor. Geçmişte de bu tür şeyler yaşandı. Bugün de gerçekleşti. Bu gidişle gelecekte daha çok bu tür hakaretlerle karşılaşacağız. Bunu tabii bir politikacı söyleyince, o da televizyon ekranına yansıyınca, yoksa trollerin sosyal medyada birbirleri için karşı taraflara söyledikleri sözlerin kabul edilebilir bir tarafı yok. Bu böyle küfürbaz bir topluluğu birileri fonluyor. Bu tür olaylar siyasi bir polemik haline getiriliyor. İşin kötü yanı o. Hatta birileri siyasi bir gayretle bunu bu fırsata dönüştürmek isterken, birileri de bu işi üstünü örtmek, bir başkası ise bu meseleden yeni karşı tarafın açıklarını bulup ya da adı geçen kişiler üzerinden başka tartışmaları gündeme getirmeye çalışıyor. Sonuçta hep ısrarla benim söylediğim, burada da konuştuğumuz, şunu beceremediğimiz sürece bu rezillikten kurtulamayacağız. Haksızlık kimden gelirse gelsin, kime yönelik olursa olsun, mazlumdan yana zalime karşı durabilecek miyiz? Ve bunu bir pazarlık konusu yapmadan... Bunu sağa sola çekmeden, bunu birilerinin açığını yakalayıp ona bir siyasi ya da başka bir bedel öder. Yani bir vakıfta bir olay oluyor, her yerde bir şey olur. Bir bakıyorsunuz vakıf üzerinden başka bir kitleye gönderme yapılabiliyor.
Yani toplumun değer verdiği bir takım kavramlar ya da kurumlar üzerinden böyle bir tartışma, sadece o tartışmanın doğrudan katılan kişiye değil, onun şahsı üzerinden bütün bir kitleyi mahkum etmeye yönelik bir kampanyaya dönüştürülüyor. Bunun kimseye faydası yok. Ve bu bundan sonra da madem birisi birisine bedel ödetiyor, öteki de eski defterleri karıştıracak. Yani çünkü küfretme biraz öfke kontrolü yapamamanın getirdiği. Küfürbaz yok mu? Memlekette yok. Yani Cengiz İnşaatı biliyor işte herkes. Yani bu kasıt olmadan zaten laf gelişi birbirine şaka yapıyormuş gibi söven bir sürü ortalıkta adam var. Öyle birisini bulursunuz, biraz da dolduruşa getirirsiniz. Arkasından onun ait olduğu kitleye dönük bir kampanya üretebilirsiniz. Bunun kimseye faydası olmadığını söylüyorum. Biz bu rezillikten, ki her kesimde bir sürü küfürbaz var. Yani benim özelim soy ismim gibidir. Ben eğer mukaddes kitapta geçen bir tanım varsa, işte kitap yüklü eşeklerden söz ederim. Fahşadan söz ederim, fuhşiyattan söz ederim. Ama Allah korusun, onun ötesinde özellikle sinkaflı bir kelimeyi kullanmama konusunda biz çok ailece disiplinliyiz, ama benim öyle olmam bir şeyi değiştirmiyor sonuçta. Yargılanıyorum. Yani fahişeler diye yazan, nasıl? Fahişeler hani kavram üzerinden. Tamam. Bu fahişe ve türevleri dediniz. Ben her zaman 81'de davayı devam edeceğim. Birileri onu da kendi üstüne alıyorsa o da onun ayıbı olarak kalsın. Bu arada da 81 ile davayla alakalı da takvim belirlendi bildiğim kadarıyla. Onları da konuşacağız ilerleyen dakikalarda. Dilipak'a açılan dava vardı malumunuz değerli izleyenler. Yani önümüzdeki hafta çarşamba günü İstanbul'da iki asliye ceza mahkemesi başlıyor. Bugün genel olarak mahkemede vereceğim ifadeyi tamamladım. 32 sayfa ekleriyle birlikte. Yani avukat arkadaşlarla görüşeceğim. Şimdi yani Müslüman bir toplumuz biz. Yani evet, Anadolu ya da Doğu ya da Güney ya da Kuzey ya da Batı fark etmiyor. Hani o küfür, kötü söz, kem söz, ki yani Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın hem sünnetinde asla yeri olmayacak, sahabenin hayatında yeri olmayan. Yani mübarek kitabımızın Resulullah Aleyhisselatü Vesselam üzerinden. Bu. Yani öyle çok bir... kolay pelesenk olacak şekilde, hani böyle çok ne oldu bize ya? Yani sokakta yürüyorsunuz, Allah, gençler birbirleriyle konuşurken yani sanki sıradan kelimeler biz kullanıyor gibi. İpini bıraktık. Allah da bizim ipimizi bıraktı. Yani eski işte Adanalı yıktı diyorum. Allah'a kitabı da sövüyor insanlar. Yani maşa. Yani birbirlerine iltifat eder gibi de sövüyor. Çocuklarına, misafirlere sövdürüyor. Geçenlerde bir YouTube kanalında birileri kendilerine küfretmesi için birilerine para veriyor. Ya evet ya. Atlarına çağırıyor. Evet. Düğünlerine çağırıyor. Fenomenler var böyle. Evet. Kadın beni arıyor diyor. Kocama küfret diyor. Bana para gönderiyor diyor. Tabii, bunlar var yani. 10 bin lira para. Neler ne rakamlar tamam. Ya. Ya ne kadar biz ne oldu? Sadomazoşist mi oldu bir kısım mı? Şimdi yani? Bunlar varken bakın bu çok daha işte politikacının şahsında olunca böyle çok sansasyonel oldu. Yani doğru. Ama muhafazakar denilen çevrelerde de bu tür küfürbazlar var. Sosyetede de bu tür küfürbaz. Bunlar küfür kelimesini kullanıyor. Birileri de bu işi yapıyor. Milletin anasını da ağlatıyorlar. Milletin namusuna da kastediyorlar. Bunu sanat adına yapanlar da var. Yani şimdi vakayı olduğu gibi görüp ve buradan nasıl çıkarız diye düşünmek ayrı bir akıldır. Bunun üzerinden tartışmaları sürdürmek başka bir felakettir.
Bakın bu tür tartışmalar gayedeki hikmeti yok eder. Oradan kimse için faydalı bir sonuç çıkmaz. Kendi içlerinde benzer karakterler olduğu halde ötekiler üzerinde bu tartışmayı yürütenleri Cenab-ı Allah kendi tuzaklarına da düşürür. Onun için bu gibi olaylar karşısında kendi içinde problem yaşayanlar öncelikle tövbe edip kendi içlerini temizlemeleri lazım. Bu kadar yüzden fazla parti var. Hı hı. Bunların hepsinde yani peşine düşerseniz birilerini bulursunuz. Yani çok da zor olduğunu sanmıyorum. Daha kötü ya, sosyal medya zaten yani ben siz bir paylaşım yaptığınızda öncelikle paylaşımdan çok yorumlara bakıyorum. O yani üstü açılmamış, güneş görmemiş küfürler. Ne olur tabii. Yani özel herhalde düşünüyorlar, tefekkür ediyorlar öyle bir küfür edebilmek. Yok, yani düşünmeye gerek bu tabii, yok. Şeytan onun kulağına yani fısıldar. Şimdi İbn Arabi'de mi okudum? Tam hatırlamıyorum ama münafıklık alameti malum üçtür diye hadis-i şerif var. Meşhur hadis. Konuştuğu zaman yalan söyler. Emanet edildiği zaman emanete ihanet eder ve verdiği sözü tutmaz. Dört diye eklenip şu söylenmiş idi. Konuştuğu zaman küfürlü konuşur, kötü sözlerle konuşur. Bu da münafıklık alametidir. Tabii. Ama biz bunu mesela kaynakla... Söz ve hikmetle söylememiz gerek. Evet. Ama tabii imam ne yaparsa cemaat ne yapmaz ki diye bir söz var. Siyasetin uslubu şu olduktan sonra... Ki bakın oradaki edepsizliğin ötesinde bu sürecin bu şekilde tartışılması tekrar konuyu demin de söylediğim gibi şuyu hukukundan beter bir hadise haline getiriyor. Rezalet. Alttan tekme vur, üstten boynunu sık, sonra kulağının tözüne, bacısına küfür et. Ya böyle acayip bir şey. Yani nasıl bir psikoloji ya? Hakikaten nasıl bir... Yani birin çok fazla sürdürmenin de... Anlamı yok. Şöyle yapalım. Bir izleyicimiz şöyle demiş. Milliyetçi Hareket Partisi'nden daha üstün Türk milliyetçisi olduğunu iddia eden bir partinin bize zaten şehit yakınlarından oy gelmeyecek diye şehit yakınına küfrederken bize oy gelecek ittifak ortağımız diye burası Kürdistan diyen PKK'lı hainlere bile ses çıkıyor. Siyasi, bu işten siyaset damıtmaya çalışan... Ama damıtılır. Tamam. Bakın bunu sen şehit ailesine küfredersen bakın bunun üzerinden bu şekilde siyasi yorumlar yaparak bunun şuyuğunu daha da genişletip karşı tarafı da intikam almaya sevk ederseniz öteki de bulur. Kimse çok temiz değil. Ya, kameraların önünde olan bir şeyle aranıp o kamerayı da yani ayarlarlar. Yani. Küfür bazların üzerine gittiğinizde çok kolay tuzağa düşürebilirsiniz. Anladım. Yani provoke etmek kolay zaten insanlara. Çok kolay yani. Gerginleştirmeyi. Eski defterleri karıştırın. Sosyal medyadan bir şeyleri bulun. Zaten buldular canım işte. Daha başkalarını da bulacaklar. Yani bu olayları tekrar söylemek istiyorum. Bunlar kimseye fayda sağlamaz. Şuyuğu vukuundan beter hadiseler haline gelir. Vakayı görüp sorumlularını mahkum etmek, boykot etmek ve sürdürmemek gerekir. Yani bizim bile bu konuya bu kadar zaman ayırmamız zaman israfıdır. Ama hakkında ağır haşı o somut olayın üzerinden değil, vakayı prensipler üzerinden soyutlayarak mahkum etmek gerekir. Prensipler üzerinden yürümek yani lazım. Yani onu yoksa herkes detaylandırdıktan sonra iş bozulur tabii. Yani cıvık cıvık olur. Kastımız o değil zaten. Bize de yakışmaz. Derin gerçeklerin konseptine de yakışmaz. Kılıçdaroğlu diyor ki muhafazakar dünyayla şey yapmamız lazım. Barışmamız lazım. Ya geçtiğimiz günlerde mesela açıklama yaptı. Kendisine Ekrem İmamoğlu ya da Mansur Yavaş'ın Cumhurbaşkanlığı adayıyla alakalı soru sorulduğunda dedi ki onlar belediye başkanlığı görevinde devam edecekler. Açıkladı ve net bir şekilde. Bu arada bunları söylerken muhafazakar dünyayla da barışmamız lazım dedi. Şimdi ilginç yani sol bir ekol hani milletin mukaddesatıyla devamlı mücadele halinde olmuş belki muhafazakar dünyayla kucaklaşım derken artık yani muhafazakar bir ekol
Yani kendi mahallesiyle kavgalı hale gelebiliyor bu olay üzerinden. Siyaset nereye gidiyor ya? Siyasetin şirazesi koptu. Sağ sağ değil, sol sol değil, İslamcı dedikleri de İslamcı falan değil. İçerisine bakıyorsun, bakanına bakıyorsun, bürokratına bakıyorsun ya da tepedeki bir takım kişilere bakıyorsun. Orada öyle bir hava görmüyorsun. Dolayısıyla geniyle oynandı. Bu hani her şeyin geniyle oynuyorlar ya, siyasetin de geniyle oynandı. Değerler sisteminde çok ciddi bir çöküş var. Artık ahlak ve din demiyoruz, öyle değerler, tırnak içinde değerler sistemleri üretildi. Ve bu çok büyük bir felaket. Yeni Akit bu pisliği istifa temizler demiş. İstifa bekliyor musunuz milletvekilliğinden? Bunu sorayım size. Hani böyle karıştırmak adına ya, sormuyorum. Eğer şimdi bu tip adamlar istifa edecekse hemen Türkiye seçime gider. Çünkü grup kurucular milletvekili istifa edecek olursa bunun anlamı 3 ay sonra seçime gidilecek anlamına geliyor. İşte Türkiye'de HDP hain değil mi? Hainler istifa edecek olsa Türkiye yine seçime gider. Yani hainler ve ahlaksızlar birlikte istifa ederlerse... Anladım. Şimdi Allah'tan depremle alakalı var mı yönetmenim? Yeni bilgiler şey yaparsam son dakikayla alakalı gelişmeleri. Çünkü aklımız kaldı Konya Meram'da. Bu olay olunca da sizinle hemen yayın öncesinde konuştuk. Yani program başlamadan 5-10 dakika önce deprem meydana geldi. Beklenen bir deprem değildi. Çünkü deprem bölgesi değil orası. Oradaki risk şu, deprem ister istemez yer altında da hareketliliğe sebep oluyor ve bir enerji boşalması. Evet. Aynı şekilde toprak da çökme riskini de beraberinde getiriyor. İki risk var. Bir, yeraltı sularının daha da hızlı bir şekilde açılan bir boşluktan kaçma riski var. İkincisi de orada çok ciddi... toprak çökmeleri oluyor. Obruklar çok oluyordu Konya'da. Obruklar konusunda. Acayip yani. Meram hemen şehrin bitişik bir noktası. Meram'da böyle yüksek binalar yok, daha çok villalar var ama özellikle yer altında çökme riski olan bölgelerde deprem, depremin ötesinde başka bir yıkıcı etki gösterebilir. Allah muhafaza. İzleyicilerimiz vazgeçmiyor. Hadi bunu okuyayım. Tayyip Erdoğan bir vatandaşa ananı da al git dedi diye ortalığı yıkanların %1'i kadar da tepki göstermeyelim üstadım demiş. Ya isteyen istediği gibi gösterebilir ve her şey bir imtihandır. Ben şeytan taşlamaktan salavat getirmeye vakit bulamadığımızı, bu tür şeylerin çok fazla dillendirilmesinin pratik bir karşılığı olmadığını. Siyasi bir karşılığı olacak tabii. Her kesimde çok küfürbaz adamlar var. Bazı adamlar küfretmiyor bu kadar ortaya çıkıp. O küfredenlerin yapmak istediklerini yapıyor. O ahlaksızlar her yerde varlar. Yani işi çok fazla dallanıp budaklandıracak olursak başka rezillikler de ortaya çıkar. Şimdi bu arada tabii değerli izleyenlerimiz WhatsApp mesaj hattına mesajları yağdırıyorlar. Özellikle işte mutfakla, marketle alakalı da çok hakikaten yorumlar geliyor, sorular geliyor. Ben de bununla alakalı Sayın Başkan Erdoğan'ın hidroelektrik santrali biliyorsunuz açıldı. Geçtiğimiz günlerde 4. en büyük santralimiz. Burada Başkan Erdoğan dedi ki geçmişte petrol için verilen mücadele önümüzdeki günlerde su ve gıda için verilecek. Bu çok önemli bir tespitti. Siz yani biz burada aylardır bununla alakalı konuşuyoruz. Özellikle su savaşları ve gıdanın tedariki ile alakalı süreçte. Riski görüyoruz, tedbir alıyor muyuz? Yani ne yapıyoruz? Yani, bakın şu anda biz gıdada tamamen sakalı kaptırmış durumdayız. Hem tohum olarak, hem zirai ilaç, hem zirai gübre olarak ve tarım politikaları. Sizin artık o hamburger için kullandığınız patateslerin, onların niteliği belli. Ürettiğiniz ürünler de zehir. Yani ekmek yiyemiyoruz artık. Patatesler toprağı çürütüyor. Toprak da kanser oldu. Havada, suda. Şimdi bu şu andaki bu yöndeki tartışmalar o global çetenin iklim değişikliğine dayalı propagandası. Ve 2025'e kadar
bu iklim değişikliği riski devam edecek. Global çete bu riski manipüle ederek ve abartarak bir grip vakasından Covid skandalını üretir gibi. Bakın şu anda en fazla aşı olan il neresi? Ordu. Ordu. En fazla ölüm nerede? Ordu'da. Peki en az aşı olan il hangisi? Urfa. En az ölüm olan yer neresi? Urfa. Dünyada bağımsız bir takım yargı, bilim kurulları ya da üniversitelerin yaptıkları resmi ölüm raporlarının incelenmesi sonucu dünyada COVID ölümü diye açıklanan ölümlerin %87'sinin COVID'le ilgisi olmadı. Onun sadece tetikleyici bir etkisi, yoksa ölümü Alzheimer'dır, kanserdir, astımdır. Yani başka bir takım hastalıklar, kalp krizidir. Kim raporladı bunu? Birçok ülke ve mahkemelere başvuru yapılan başvuruda. Amerika'da, İngiltere'de, Almanya'da. Bu rezillikler ortadayken şimdi iklim üzerine yapılan bütün konuşmaları ben riskli görürüm. Bir iklim riski var. Bu sadece insan kaynaklı değil. Bu alçaklar dünyayı kirleten en büyük kirletici 5 ülke bir araya da gelemiyorlar. Dünyaya nizam vermek istiyorlar. Kendi kirletmeleri değil de bizim çiftlik ineklerinin dışkılarının ekolojik bir felakete sebep olduğu gibi. Onlardan o zengin ailelerden bir kişi Afrika'daki 1000 kişiden daha fazla kirletiyor dünyayı. Ama kirletmeye gelince onlar tertemiz gözüküyorlar. Oysa Glasgow'a gelirken hiç kimse o konvoylarından vazgeçmedi. O kadar insana ihtiyaç yoktu. Bu vesileyle tatile gitmek isteyen çoluğu çocuğu hepsi uçağa döndü. Uçağa dönen bir uçakta kıtalar arası yolculuk yapan bir kişinin çevreye ekolojik maliyeti bir düzine insanın bir yıllık iktisadi faaliyetinin ekolojik maliyetinden daha fazla. Bunların hiçbirisini hesaba katmıyorlar. Kaldık işte Çin katılmadı, Rusya katılmadı, Hindistan Glasgow'a katılmadı. Türkiye VIP güvenlik sağlanmadığı için katılmıyorum dedi. İsrail'den gelen bakan engelliydi. Engelliler için altyapı oluşmadığı için katılmıyorum dedi. Katılanlar da havanda su dövmeye devam ediyorlar. Onun için iklim konusunda bundan sonra her söylendiğinde benim tüylerim diken diken olacak. Evet, bir sorun var ve bu sorun Hazreti Yusuf dönemindeki sorun gibi bir sorun. Bu sorunu bu politikalı iklim dayatması politikaları uygulayarak savaşa da dönüştürülebilir. Krize de dönüştürülebilir. Bir felakete de dönüştürülebilir. Bu arada Paris İklim Anlaşması 10 Kasım'da yürürlüğe giriyor. Allah korusun. Yani çok büyük bir fitne ve şu anda dünyada giderek artan COVID'le, 5G ile birlikte en yüksek tepkinin ortaya çıktığı bir yer. Hemen bizimkiler balıklamasına atlıyorlar. İşte hemen iklim, çevre falan. 2022 sonunda da yeni yapay zeka, uydu izleme istasyonları, yer istasyonlarından gelen bilgilere göre hükümetlere talimat verecek. Siber diktatörlük, dijital diktatörlüğe emin adımlarla ilerliyoruz. Küresel ısınma tarihin en büyük yalanıdır. Bu ifadeyi kullanan kişi 2018'de öldü. İsmi John Coleman. Bu Amerika'daki meşhur Weather Channel, yani hava durumu kanalının kurucusu ve bu adamın uzmanlık alanı zaten iklim. Yönetmenim, VTR var bir numaralı. CNN'de canlı yayına çıkmış. Al Gore başkan adayıydı biliyorsunuz bir dönem. Ve o ara bir belgesel de çekmişti. Yani takipçiler bunu hatırlayacaktır, yakından takip edenler. O arada John Coleman canlı yayına çıkmıştı. Amerika'da seçim süreci vardı. İklim kriziyle alakalı bu süreci eleştirerek demişti ki bu küresel ısınma tarihin en büyük yalanıdır. Bütün iş duygusaldır dedi. Video görüntüleri Kanada var. Kanada üzerinde erime olurken Sibirya üzerinde şimdi erken geldi Çin'e kış.
Yani çok son yılların en şiddetli kışlarından biri yaşanıyor şu anda. Dünyanın bir yeri ısınırken başka bir yeri soğuyor. Bu değişimin meydana getirdiği bir takım olaylar olacak. Normal. Bu bin yılda bir yaşanan bir hadise. Ama birileri buzullardaki erimeye projektör tutarken öbür taraftaki buzullaşmayı görmezden geliyor. Birileri bunu manipüle ederek uydudan ve yer istasyonlarından ya da raporlama yöntemiyle bilimi, bu alçak bilim adamlarını da kendi işbirlikçisi haline getirip onlar üzerinden bir manipülasyonla dünyada yeni bir düzen kurmaya çalışıyor. Merkezi. Bir global çete. Yani olay tabii bir mecrası içinde bin yılda bir gerçekleşen bir hadiseyken ve buna 2000'li yılların başından beri birçok kişi atıfta bulunmasına rağmen ellerindeki medya gücü ve bir takım kiralık siyasiler, bürokratlar, akademisyenleri üzerinden, medya üzerinden bu propagandalarını maalesef dünyanın tek gerçeğiymiş gibi ve sureti haktan gözükerek bu gerçekler üzerinde insanlığın kurtuluşuna sebep olacak bir program hazırlayan kadrolarmış gibi. Yani biz ıslah edicileriz diyorlar. Derler. Onlar bozguncuların ta kendileridir. Onlar havanın, suyun, toprağın, canlının ve cansızın genetik yapısı, hücre yapısı, atomik yapısına müdahale ederek kendi heva ve heveslerine uygun bir dünya inşa etmek için haşa Allah'a meydan okuyorlar. Ve bu projeye destek veren herkes bu senaryonun bir parçasıdır. İsteyerek ya da istemeyerek. İsteyerek bilerek ya da bilmeyerek. Ve İngiltere'de merkezi bir sistem kuracak, kuruyorlar, kurdular. Tabii. Bütün dünyayı buradan izleyecekler. Ve herkes Paris İklim Anlaşması'na imza atan bütün devletler o sisteme yapay zekaya dahil olacak. Ama John Coleman diyor ki dünyanın en önemli meteoroloji uzmanlarından bu vatandaş 2018'de ölmüştü. Küresel ısınma tarihin en büyük yalanıdır demişti. Bir izleyelim. Bakalım neler demiş canlı yayında. I was the founder of the Weather Channel, not the co-founder. And I'm glad you did, because I am addicted to the Weather Channel. I watch a lot of cable news. You're not talking now. Hold on just a minute. I'm not done. And CNN has taken a very strong position on global warming that it is a consensus. Well, there is no consensus in science. Science isn't a vote. Science is about facts. And if you get down to the hard, cold facts, there's no question about it. Climate change is not happening. There is no significant man-made global warming now. There hasn't been any in the past, and there's no reason to expect any in the future. There's a whole lot of baloney, and yes, it has become a big political point of the Democratic Party and part of their platform, and I regret it's become political instead of scientific, but the science is on my side. I don't think we're going to come to a conclusion about the topic right here. What I do wonder, well, I know though, we're is not, when you because see... Because you wouldn't allow it to happen on CNN, but I'm happy well, that we, I got on the air and got a chance to talk to your viewers. Hello, everybody. What there I is do, no global warming. What I do wonder is when you see the government, when you see NASA, when you see other institutions say that 97% of climate scientists agree, do you think they're making it up? I, what I don't understand is how you square that. Well, that's a manipulated that. Figure, and let me explain it to you. The government puts out about $2.5 billion directly for climate research every year. It only gives that money to scientists who will produce scientific results that support the global warming hypothesis of the Democrat Party of position. So they don't have any choice. If you're going to get the money, you got to support their position. Therefore, 97% of the scientific reports published support global warming. Why? Because those are ones the government pays for, and that's where the money is. It's real simple. But that doesn't mean it's right. That doesn't make it true. Yani tamamen duygusal diyor. Hükümetin ayırdığı bütçe var, milyon dolarlar. Ya hükümet yani. Değil sadece bir işte government üzerinden yani milleti soyuyorlar, borsadan da soyuyorlar. Para manipülasyonlarından da soyuyorlar. Bitcoin vesaire gibi. Yani herkesi soyuyorlar. Dünyayı da, kendi devletlerini de soyuyorlar.
ve böyle bir komployla, insanlık tarihin en büyük komplosuyla karşı karşıya, ama bu komployu bizi komplocu ilan ederek, kendileri onu bilimle paketleyerek insanlığa dayatıyorlar. Diyor ya, NASA ve hükümet yetkilileri ve bu konudaki uzmanların %97'si küresel ısınma var derken, size ne oluyor da bunu söylüyorsunuz? Var diyecekler tabii diyor. Tabii. Ayırdıkları bütçe çok önemli demokratlara. Aynısı ilaç için, aynısı gıda için geçerli. Yani bakın, biz nelerle meşgul ediliyoruz? Yani geçen gün bir olay patladı. Bu biliyorsunuz, bir Sümerolog kadını çok yansıya çıkartıyorlardı. Arkasında HZI Vakfı varmış. HZI Vakfı Amerika'daki bu ilaç lobisinin Türkiye'de kobaylarını kullanıyorlarmış. Bizi neyle meşgul ediyorlardı? Mecidiyeköy'de bir ofis kiralamışlar. Orada bir takım ilaç deneyleri yapıyorlarmış meğerse. Ama dışarıya şey yaparken Atatürk'le, tabii Kemalizm başörtüsünü fahişelerin taktığıyla, hatta Emine Erdoğan'a mektup yazıyor. Diyor ki, başını aç, bütün dünya seni alkışlayacaktır, sana ödüller vereceklerdir diye. Emine Erdoğan'a mektup, tabii 81 ilden muazzezçi dava açılmadı. Muazzezçi ilk girdiği duruşmada beraat etti. İki tane de bakan oraya gitmişti. Biri CHP'li, birisi de ANAP eski. Onun duruşmasına katılmıştı. Gazeteciler Cemiyeti başkanı katılmıştı. Tezgah böyle kuruluyor işte. İstanbul Sözleşmesi'ne karşı çıkacak olursan da o zaman sana dava açacaklar. Şimdi bakın, bunlar davul çala çala geliyorlar. Defalarca burada The Economist ve Time'ın kapağını gösterdik. Bunların hangi sözleşmeler üzerinden buna hukuki zemin oluşturduklarını, hangi medyalarda, mecralarda neler yaptıklarını. Bir defa şimdi Netflix'te herkes geriye dönük eski filmleri de çağırıp izleyebiliyor. Yani şu film kuşağını size izletmiyor. Siz o filmi çekiyorsunuz. Şimdiden biz Metaverse'leri konuşuyoruz. Size yolladım, izlediniz mi filmi? Efendim? Size bir film yolladım, izlediniz mi? Yani vaktiniz gene, oldu mu? Baktım yani, daha önce de baktım. Yani ya 3 yıl önce Metaverse'in tabii, psikolojik tabii, altyapısı için daha eskisi var da ama bu kadarı... Squid Game'de biz daha işte çocuklar intihara sevk ediliyor diyorduk. Şimdi büyükler de oyunun içine katılıyorlar. Bakın, açıkça ölüm örgütleniyor. Ölüm oyunları. Ölüm oyunları. Ölüm tarlalarına sürülüyor. İnsanlar, kadın, erkek, yaşlı ve kendinizi alamıyorsunuz. Bir yandan da subliminal mesajlarla insanları daha başka bir yere doğru sürüklüyorlar. O da yetmiyor. Şimdi kontrollü rüya görme seansları başladı. Yani lucid dream dedikleri bir şey. Ve sizi metaverse'e, sanal bir metaverse'e bu dream yöntemiyle gönderiyorlar. Oradan tekrar gelemeyebiliyorsunuz. Orada çok ciddi deneyimler yaşayabiliyorsunuz. Şimdi yani sizin o işte Netflix ne güzel, ben her türlü filmleri izliyorum dediğiniz dünya aslında sizi cehenneme hazırlayan bir geçiş koridoru olarak yarın önünüze çıkabilir. Psikolojik hazırlık çünkü yapılıyor. Şuur altımızı etkileyen bir takım, sadece filmler değil, oyunlar da böyle kurgulanıyor. Evet. Gündem de böyle. İşte sizin politika. Ve bir yandan da demin ben Muazzezçi örneğini niye verdim? Din elden gidiyor, namus gidiyor, ahlak gidiyor, insanlar öldürülüyor, ırzına geçiliyor insanların. Biz hangi gündemle tartışıyoruz konuyu? İşte öyle yapıyoruz. Evet. Biz onlarla tartışırken, peki öbür, bakın yaşanan süreçte bu sanal ortamdaki fuhşiyat, yani tamamen kontrolden çıkmış durumda ve kumar, bunları gündem yapamıyorsunuz. Evet. Peki onlar bunlardan daha mı hafif? İşte o PKK dediğiniz yapıyı güçlendiren, milletin namusuna tecavüz eden bu alçakların bu kadar yükselmesi ve dokunulmaz olmasını sağlayan düzeni niye tartışamıyoruz, konuşamıyoruz? Ve bu ahlaksızlığı geniyle oynadılar insanın. Artık kadın mı erkek mi o belli değil. Androjen, östrojen dengesini bozdunuz. Peki
androjen östrojen dengesini bozan gıdaları, ilaçları topluma dayatan alçaklar o tartışmanın taraflarından daha alçak değil mi? O spekülatif, öteki gerçeğini yapıyor ve bütün toplumu oraya götürüyorlar. Evet. Ve bunu konuşamıyorsunuz. Konuşuyoruz. Yani, işte o Netflix'teki filmleri ya da onları bu gözle de bir bakmak gerekiyor. Bakalım. Yani i̇şte Kültür Bakanlığı ne yapıyor? Gençlik Bakanlığı ne yapıyor? Aile Bakanlığı ne yapıyor? İletişim Başkanlığı ne yapıyor? Hı-hı. Yoksa modern dünyada olur böyle şeyler mi? Netflix'te film gösterilmiş, iki erkek öpüşmüş, mahkemeye gitmişsiniz. Sonuç? Berat, zaten pozitif ayrımcılık yapmanız gerekir. Siz gender'sınız, gender. Nüfus cüzdanınıza yazdılar, alnınıza çaktılar. Pasportunuza yazdılar. Siz artık genomsunuz. Sadece canlı bir organizmasınız. Cinsiyetiniz de toplumsaldır. Yaratılıştan gelen bir cinsiyetiniz yok diyorlar bize. Bunu da yaptılar. Daha ne yapsınlar? Evet. Varsa da inkar edeceksiniz zaten. Black Mirror gibisiniz üstadım. Bir şey yaptınız, yani şu 10 dakikada öyle şeyler anlattınız ki Black Mirror dizisinin içinde hissettim kendimi. O dediğiniz platformlarda öyle zihinsel altyapı inşa ediyorlar ki yönetmenim 8 numaralı bir VTR vardı sentetik biyoloji diye. Ona bir bakarsak, ona atıf yapayım, onu bir izleyelim. Artık yaratılış dengesi üzerinden tırnak içinde tanrıcılık demeyelim de haş Allahçılık oynayacak kadar zaten biz buradayız diyorlar. Yarın bıraktığı işi bir türlü sonuçlandıramadığı, başaramadığı üstün insanı biz evet. gerçekleştireceğiz. Biz Tanrı'nın bir parçası olacağız. Biz Tanrı olacağız. Evet. Ve Tanrı'nın yarım bıraktığı işi tamamlayacağız. Homo sapienlerden, Neandertallerden, Homo erectuslardan, Homo economuslardan şimdi transhümanistlere geldik. Ne demek istiyoruz? İzleyelim değerli izleyenler. Vay vay vay. Yani bakın bu kadar açık. Meydan okuma. Ve hiç kimse, hiçbir siyasetçi, hiçbir ilahiyatçı bu rezilliğe karşı hiçbir cemaat sesini yükseltmiyor. Ve hepsi suç ortağı oluyor. Allah onları maymunlaştıracak, domuzlaşacaklar. Açıkça Allah'a, Resulüne ve kitaba karşı savaş ilan edip üstümüze gelenler, İçimizden bir sürü kişiyle siyasi, iktisadi, toplumsal temaslar kurarak duruma vaziyet ediyorlar. En büyük misyonerlik bu. Bana öyle millet bahçeleriyle, okul binalarıyla, tüneller, köprü, İHA ve sahalarla gelerek bu sorunu tek başına bunlar olmasın demiyorum. Onlar üzerinden bunu çözemezsiniz. Soru bu. Cevabını arayan soru bu. Asıl çözmemiz gereken bu. İklimle gelirsiniz, Covid'le gelirsiniz, bakliyat stoklamayla gelirsiniz. Her gün bizi korkutacak bir şey bulurlar. Herkes her şeyden korkuyor artık. 3 tane maske takıyor, bir de separatör takıyor. Allah'tan korkmuyor ama. Böyle bir yere gidemeyiz. Bu insanlığın helaki olur. İçimizdeki beyinsizlerin işledikleri yüzünden. Hep beraber çok büyük acılar çekeriz. Allah'a meydan okuyanların bu hezeyanlarına karşı Allah kendi hükmünü icra eder. İş bu noktaya geldi çünkü. Helak olacaklar. Ama bunlar karşısında sesini çıkartmayanlar da Lüt kavmi gibi. Sessiz kalanlar, işbirliği yapanlar demiyorum. Zaten onlar şeytanın işbirlikçisidir. Onlar karşısında sessiz kalanlar aynı bedeli ödemek zorunda kalacaklar. Allah'tan korksunlar. Sonunda çok ağır bir bedel ödenecek. Ama ben
büyük bir bedelden sonra, büyük bir yıkımdan sonra bütün insanlık vicdanında yeni bir uyanışın tohumlarını yeşereceğini düşünüyorum. Batı dinini kaybetti. Kendi medeniyetine güvenini kaybetti. Kendi siyasasına da güvenmiyor. İlk kez Batı topyekün bir ret içinde. Dine karşı yapılan bu saldırıda o bir bunun din olmadığını da biliyor. Bizden daha fazla refahı yaşadılar. Teknolojinin imkanlarından bizden önce yararlandılar. Kesinlikle. Onun için bizden önce bir tepki koyuyorlar. Ben Batı'da bir erdemliler uyanışının çok uzak olmadığını düşünüyorum. Asya dinlerini de kaybetti. Medeniyetleri de yok. Ve diktatöryel bir yönetim altındalar. İslam dünyası ise dinini bir kenara bıraktı. Hala mezhepçilik yapıyor. Bugün bile hala Alevi-Sünni tartışması, Sufi-Selefi-Şii tartışması yapan bir topluluk var. İki, din yerine ideolojileri ikame ettiler. Kurtarıcı ideolojiler, liderler ikame ettiler. Babanız peygamber olsa gelse sizi kurtaramaz. Ve hiç kimse de hiç kimsenin kaderi üzerinde mutlak tasarrufa sahip değildir. Şeytan da Allah'ın iradesi içindedir. Bütün bu olanlar aslında Allah'ın ipini bırakanlara, şeytanın ipine tutunanlara Allah o şeytanı onların başına musallat ediyor. Hani öyle diyor ki, diyor ya, zalimlere yardım etmeyin. Evet. Sonrası ateş size de dokunur. Ve bu fitne bu akılsızlıkla devam edecek olursa İslam dünyasında daha uzun sürecek ve çok daha can yakıcı hale gelecek. Ve İslam dünyasındaki gerçek müminlerin uyanışı Batı'da, Batı bunun böyle gitmeyeceğini görenler, Müslümanlar da bunun nasıl düzenleyeceğine ilişkin bir akıl birliğine varırlarsa, biz şimdi yeniden Mekke'ye gitmemiz gerekiyor. Hılful Fudul zamanına geri dönmemiz gerekiyor. Çünkü global bir tehditle karşı karşıyayız ve ancak buna böyle İslam dünyasını filan unutun, Türk dünyasıymış, şuymuş, buymuş, geç, bir şey kalmadı. Müslüman, erdem sahibi, akıl sahibi, hikmet sahibi insanlarla evrensel anlamda dünyanın neresinde olursa olsun akıl ve hikmet, vicdan sahibi ve yeniden hayatına bir anlam vermek isteyen insanlar bir araya gelirlerse Allah'ın rahmeti onların üzerinde olacaktır diye düşünüyorum. Yani bu yeni bir İslami uyanış için. İslam dünyasında paraya, kadına, makama tamah eden bir sürü alçak helak olacak. Batı'da aklı da bir kenara bırakıp tamamen zevklerinin peşine, ihtirasının peşine takılanlar da helak olacaklar. Geri kalanlar bir araya gelip yeniden iman ederlerse, Müslümanlar için de geçerli. Estağfirullah. Ya eyyühellezine amenu, aminu. Ey iman edenler, iman ediniz. Allah'ın dini yeri göğü, ölümü ve hayatı açıklar. Bizim yaşadığımız din karı koca arasındaki ihtilafı çözmüyor. Gelin kaynana arasındaki ihtilafı çözmüyor. Arap'ın, Türk'ün, Kürt'ün ihtilafını çözmüyor. O partilerin ihtilaflarını çözmüyor. Yeniden Allah'a döneceğiz. Yeniden Müslüman olacağız. Her şeyin, ideolojilerin geniyle oynadılar. İnsanların geniyle değil sadece. Bitkilerin hücreleriyle değil. Havayla, suyla, toprakla değil. Siyasetin de, ahlakın da geniyle oynadılar. Din, o cemaat denilen yapıların nerelere nasıl savrulduğunu, menfaat ilişkileri içinde nasıl paramparça olduklarını gördük. Dibe vurduk. Öyle bu sağcıydı, solcuydu, geçin, hepimizi aldattılar. Milliyetçiydi, liberaldi, geçin, hepimizi aldattılar. Atatürkçüymüş, ulus devletmiş. Bitti zaten 1648'lerde kurulan bir, bu sistemin kurduğu bir
sömürü mirasının paylaşımı üzerine kurduğu bir ulus devletten söz ediyorsunuz. Hı-hı. Bitti. 19. yüzyıl sonunda oluşan kavram ve kurumlarla 21. yüzyılı açıklayamayacaksınız. Bitti, dibe vurduk. Şimdi yeniden başlamamız gerekiyor. Ama gündem bu değil. Önce aşılaşacaksınız. PCR'ınız oldunuz mu? Ben PCR falan olmadığım için toplu taşıma aracına bile binemiyorum. Uçağa binemiyorum. Aylardır YouTube'um engelleniyor, Twitter engelleniyor, Instagram engelleniyor. İnsanlarla temas kurmanı engellemeye çalışıyorlar. Onların şeytanın dostları ellerinden gelen arkalarına koymasınlar. Sonunda Allah'ın dediği olacak. Sonunda iman edenler kazanacak. Ama insanlığın çok büyük bir bölümü, çok ağır bir bedel ödeyecek. Herkes tahıllar ne olacak? İşte iklim ne olacak diyor. İman ne olacak? Ahlak ne olacak? Aile ne olacak? Gençlik ne olacak? Herkes iktidarını korumaya çalışıyor. Ama Allah'ın rızasını unuttuk. Allah kimseyi unutmaz. Herkese yaptığının karşılığını, miskale zerretin hayran yara ve miskale zerretin şerran yara ölçüsünde verecek. Herkesin yaptığını görüyor, duyuyor, biliyor ve hüküm sahibi. O, yeryüzünü fesada verenlerin bir kısmı. Kur'an'da bir misal varsa, ahir zamanda onun karşılığını göreceğiz. Onların bir kısmı domuz olacak. Bir kısmı maymuna döndürülecek. Hmm. Bir kısmı insin şeytanları olarak. Bu dünyadaki o malları, mülkleri, makamları, şöhretleri hepsi cehennem için odun parası olacak. Allah böyle bir hakikaten korusun. Amin. Reklama mı gidiyoruz yönetmenim? Bu ara sesin gelmiyor. Evet değerli izleyenler. Dilipak'ı izledik ve dinledik. Reklam var. Allah'ı tedavülden kaldıracağız diyenlere haşa, sümme haşa. Cevap mı vermeyecektik? Daha bu ne ki? Daha. Bu ne ki? Yani o ne, ya anlattığınız konudan kısa bir bölüm bir şey izledik. Neler bu, var? Bu daha getiremeyiz değil mi? Birilerinin eyvallah, namusuna küfretmesi. Bütün insanlığın namusu, ırzı, şerefi, haysiyeti, her şey tehdit altında. Her şey tehdit altında. Dilipak bize yeni bir ilmihal gerek diye yazdı. Tam da bunları özetleyen bir konuşma oldu o bölümde. Hatta bunun üzerinden Diyanet'e yapılan saldırıları eleştirdi yazısında. Ve tabii 10 Kasım Gazi Paşa'nın fani dünyayı terk edip ahirete irtihal etmesinin 83. yılı. Kemalizm, Atatürkçülük, Cumhuriyetçilik, laiklik, devletçilik, halkçılık, ulusçuluk, Kemalizm nasıl Kemalizme dönüştü vesaire. Mayınlı bir tarla 58-16 yani 5816'ya takılır mıyız, takılmaz mıyız bilmiyorum ama reklamlardan sonraki bölümü kaçırmamanızı tavsiye ediyorum. Reklamlara gidiyoruz. Evet değerli izleyenler, derin gerçeklere devam ediyoruz. Akit TV ekranlarında 5 yılı geride bırakan Derin Gerçekler 6. yayın sezonunda. Her pazartesi 21.30'da huzurlarınıza geliyoruz. İyi alakanıza teşekkür ediyorum. WhatsApp mesaj hattında hayli zengin içerikli mesajlarınız var. Teşekkür ediyorum. Baktım, bakmaya da devam edeceğim. 10 Kasım yaklaştı. Malum 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutladık. 29 Ekim'den 10 Kasım'a gelinen süreçte Cumhuriyet kavram olarak halen tartışılır. Herkesin bir Cumhuriyet tanımı var. Demokrasi kavram olarak tartışılır. Herkesin bir demokrasi yorumu var. Hakeza laiklik bitmeyen bir tartışma. Bu kavramlar üzerinden Türkiye'de temel insan hak ve hürriyetlerinin askıya alındığı dönemleri de biz yaşadık. 141. 142. 163. maddeler üzerinden
ki hakeza 5816 no'lu yasa üzerinden de, kanun maddesi üzerinden de ciddi bir takım sosyolojik vakalarla karşılaştık ve halen de karşılaşmaya devam ediyoruz. Daha dündü sanırım Orhan Pamuk, ünlü Nobel ödüllü yazarımız bile Atatürk'ün şahs maneviyesine hakaretten yargılanıyordu. Yani bu devam ediyor. Hangi canahta bununla alakalı bir tepki varsa o tepkinin nereden geldiğinin önemi yok. Direkt bir hemen karşısında bir mukavemet oluşuyor. Tabii doğru anlıyor muyuz? Doğru bir süreç yaşanıyor mu toplumsal olarak? Bir cinnet halinde miyiz? Kişiye özel koruma yasası çıkartılabilir mi? Hep bunlar tartışılıyor. Biz de bu mayınlı tarlada konunun hakikaten Türkiye'de sayılı uzmanlarından Abdurrahman Dilipak. Çünkü eserleri var, kitapları var, özel çalışmaları var Kemalizm dendiği zaman. Biz de bu mayınlı tarlaya gireceğiz. Bakalım mayınlı tarlada nasıl bir hareket kabiliyetiyle konuşmaya çalışacağız. Üstadım, şimdi şuradan başlayalım. Bizim şimdi ortak paydalarımız üzerinde ortak değerlerimiz var. İşte bayrak dediğimizde, vatan dediğimizde, işte mukaddesat dediğimizde tartışılmaz. Ama buna rağmen tartıştığımız... Vatan deyince başka bir şey anlaşıyorum. Evet, tartıştığımız şeyler vardı. Yani siyasi figürler, siyasi liderler, topluma örnek olmuş, tarihin akışını değiştirmiş insanlar bile bu toplumda tartışılıyor. İşte Fatih Sultan Mehmet Han çağ açıp çağ kapatmıştır ama kimileri için zulüm 1453 yılında başlamıştır. Bu örnekte olduğu gibi söz konusu Gazi Paşa olduğunda iki canah var. Birincisi ağır eleştirilerde bulunan canah, Türkiye'nin temel değerlerinden uzaklaştırılmasına yönelik bütün politika ve uygulamaların o dönemden başladığı üzerinden ağır eleştiriler getirirken, diğer canahta karşı durma, savunma adına öyle bir noktaya geliyor ki karşısındakine karşı haklılık iddiasını ortaya güderken putlaştırmaya kadar gidiyor. İşte daha geçtiğimiz hafta büstün önünde, fotoğrafın önünde secdeye kapatılan çocukları bile izledik. Bunları neredeyse her 29 Ekimlerde, 10 Kasımlarda görüyoruz. Şimdi bir, bu açmazdan nasıl çıkacağız? İki, bu tartışmalar böyle devam edip gidecek mi? Biz Kemalizm, sekülerizm, laiklik, demokrasi, cumhuriyet üzerinden tartışma dururken, yıllarca bunun üzerine kafa patlatırken ve birbirimizi yorarken Elinoğlu sentetik şey üzerinden biliyorsunuz Tanrı'yı tedavülden kaldıracağına dair iddialarda bulunuyor. Nereye gideceğiz bu halimiz? Bir hali, pürmel halimiz nedir? Tarih övgü ya da sövgü kitabı değildir. Değildir, evet. Tarihten ders alınır. Evet, bu arada kitaplarınız mesela, yani bilinen kitaplarınızdan. Yani bu 5 ciltten oluşan, evet, bir şey. Yönetmeni yani getirdi. Bu ilk ikisi, onun dışında da devam ediyor. Kemalizmin ikincisi de inşallah yakında çıkar, toparlayabilirsem. Çok fazla bilgi var. Şimdi tarihi önce övgü ya da sövgü kitabı olmaktan çıkartmamız gerekiyor. Evet. Birinci şart bu. Tarih bir toplumun ortak hafızası ve tecrübeler birikimidir. Biz yani o zulüm 1453'te başladı diyen adam da İstanbul'un fethinden haberi yok. Fatih'i çok sevenin de İstanbul'un fethinden haberi yok. Yani seven niye sevdiğini, nefret eden niye nefret ettiğini de doğru düzgün bilemiyor. Bu aynı şekilde Çanakkale Savaşı için de geçerli. İşte herkes Çanakkale geçirmez diye ezberletildi. Ama kimse Çanakkale'nin detaylarını da bilmek istemiyor aslında. Orada Fransız şehitliği denilen, Hristiyan diye gömülen bir sürü Senegalli Müslüman var orada. Ya da İngiliz şehitliği diye gösterilen ya da Anzak şehitliği diye gösterilen yerde de bir sürü Hintli Müslümanın mezarı var. Hı hı. Biz övünmekten ve dövünmekten fırsat bulup bunun aslını araştırmak için bir çaba göstermiyoruz. Yani bu tarihi övgü ya da sövgü kitabı olarak okuyarak bir yere varamazsınız. Mesela işte 18 yaşındakilere oy değil, kadınların o ilk oy kullanması Mustafa Kemal. Yok canım, 1919 yılında yıkılan Kars İslam Cumhuriyeti'nde kadınlar oy kullanıyorlardı. 18 yaşındakiler de oy kullanıyorlardı. Ya da Mustafa Kemal'in devrimlerinden hangisi daha önce yoktu? Bir tek şey vardı, İslami olan yasaklandı. Hı. Yoksa
İkinci Mahmut bunların hepsini kıyafet devrimi de yapmıştı. Ya. Yani şapka yerine başınıza fes giydirmişlerdi. Setre pantolon falan öyle gelmişti. Feshane öyle kurulmuştu. Peki Kemalistler ikinci Mahmut'u niye sevmezler? Ya da Osmanlı sevgisi bizimkilerin Lale Devri ve Tanzimat'ta yaşananları görmesi konusunda neden gözlerini görmez ediyor? Gerçekten Fatih Sultan Mehmet Kahpe Bizans'ı yıktı mı? Yoksa Bizans'ı Latin işgalinden mi kurtardı? Fatih'in Edirnekapı'daki asker sayısı Bizans'ın nüfusundan fazlaydı. Fatih'in Edirnekapı'daki askerler arasındaki gayrimüslim asker sayısı Bizans'ın o Latin ordusundan, o koruyucu ordudan fazlaydı. Fatih Sultan Mehmet Bizans imparatoru değil miydi? Doğru mu abi Bizans? Yani biz Ayasofya'yı çok seviyoruz da Ayasofya'nın ne olduğunu hala anlamadık. Anlatmadılar, anlatmayacaklar da. Yani Ayasofya'da kılıçla hutbe okumak, Ayasofya'da namaz kılmakla her şeyi hallettiğimizi zannediyoruz. Ve bu konuları kimse de konuşmuyor. Akademik çalışma konusu yapılmıyor. Çünkü mayını tarla. Yani Süryani Patrikliği'nin Kudüs'te Hazreti Ömer tarafından kurulduğunu pek bilmeyiz mesela. Fatih Sultan Mehmet'in Ermeni Patrikliği'ni kurduğunu da bilmeyiz. Fatih Sultan Mehmet'in Rum Patrikhanesi'nin başı olduğunu da bilmeyiz. Türk Ortodoks Patrikliği, Papa Eftim'i de Mustafa Kemal'in kurduğunu bilmeyiz. Yani laiklikten başka bir şey görmediğimiz için... Ya böyle bir tarih okuması olabilir mi? Ha tabii Türk Tarih Kurumu'nun şekillenmesinde ya da Türk Dil Kurumu'nun şekillenmesinde, Türk Milliyetçiliği'nin şekillenmesindeki en önemli isimler kimlerdi? Kemalist, ulusalcı, Türk Milliyetçiliği'nin fikir babası Moise Cohen'dir. Tekin Alp adıyla yazmıştır. Peki... Türk ocakları, işte bu Türkçülük fikriyatının mektebi. Parayı veren Lazaro Franco'ydu. Bir şeyi dille anlarsınız. Türk Dil Kurumu'nun başına Agop Dilaçar'dan başka birini bulamadık mı? Hatta Gazi Paşa'nın imzasını da mı o... yapmıştı. Yani o da bakın kaligrafisini de başka birisi çiziyor. Onun için ya bize anlatılan tarih hikaye. Ne Mustafa Kemal'in öldüğü saati, ölüp ölmediğini, öldürülüp öldürülmediğini. Kendi ölmeden önce Mustafa Kemal'in İsmet Paşa hakkında ne dediğini, vasiyetini nasıl yazdığını. Başka bir vasiyeti olup olmadığını bilmeyiz. Daha geçen gün yine bir yeni bir tartışma vardı. Mustafa Kemal'in oğlu meselesi. Bulgaristan Büyükelçiliği'nde çalışmış. Bursa'da yaşamıştı. Vefat etti. Çanakkale Savaşı'ndan önce, Çanakkale Savaşı'nda Bulgaristan'dan geldi. Orada bir Bulgar generalin kızına aşık olmuş. Bir yanda Alman ordusunun emrinde, Liman Mahmut Sanders'in emrinde savaştasınız. Bir yandan... Bir Bulgar kızla aşk ilişkiniz var. Bir Osmanlı subayısınız. Yani bize anlatılan tarihle bu tarih çok da örtüşmüyor. İttihat Terakki nasıl kuruldu? İttihat Terakki içinde kimler vardı? İngiliz yanlıları, Fransız yanlıları, Amerikan yanlıları, Alman yanlıları. Peki İttihat Terakki'nin askeri kanadı tasfiye oldu. Peki askeri kanat daha önceki askeri sürece hakim değil miydi? Daha önceki Enver Paşa'ydı oradaki. Cumhuriyet kurulana kadar Çanakkale'de Mustafa Kemal'den söz eden yok. Enver Paşa geldi, Enver Paşa gitti. Başka biri yok zaten. Enverland diyorlar. Yani orada İngiliz'i var, Fransız'ı var, Alman lobisi var. Hiçbiri gözükmüyor. Sonra İttihat Terakki'nin askeri kanadı gidiyor yerine. Siyasi kanadı geliyor. Peki işte Cumhuriyet dediğin bu değil mi? Cumhuriyet getirdim diyorsun, tek adam rejimi kuruyorsun. Aslında
Cumhuriyeti kuran kadrolara bakıyorsun, Osmanlı Meclis Mebusan'ın devamıdır birinci meclis. Kuvayi Milliye dediğiniz hareket ya da Müdafaa-i Hukuk dediğiniz hareket. Bakın bunların kökleri ta Batı Trakya Türk Cumhuriyeti'nde vardır. Yani Balkanlar işgal edildiğinde orada ya da Ruslar doğudan girdiklerinde oralarda kongre hükümetleri kuruldu. Kuvayi Milliye ve Müdafaa-i Hukuk buydu ve bunların da gayesi Sivas Erzurum Kongresi sonrası heyeti temsiliye birinci meclisi açtığında bunlar hocaların meclisiydi. Hilafet ve saltanatı kurtarmak istiyorlardı. Mustafa Kemal İstanbul'a mektup yazıyordu. Halife ve Hakan Efendimiz. Kullarınız diye de imza çakıyordu. Bakın kim kimin kulu ya? Mustafa Kemal padişaha kullarınız diye imza atıyor. Kullarım diyordu 2. Mahmut da. Kul olur mu insan? Allah'tan başkasına kulluk, kul köle ne demek istiyordu Osmanlı'daki bu geri zekalılar? Onu getirdik biz Cumhuriyet'e de uyguladık. Sonra kul olmaktan çıktınız, ümmet olmaktan çıktınız, Tabii. ulus oldunuz. Ulusu kim tanımladı? Nasıl tanımladınız? Birinci meclisteki o kurucu akıl nerede? Ne geldi başlarına? İkinci mecliste ne oldu? İkinci meclisten sonra açık oy gizli tasnifle seçim yapıyorsunuz. Bütün milletvekili adaylarını tek kişi belirliyor. Tek parti var ve parti üyeleri oy kullanıyor. Parti üyesi olmayanın zaten sandığın başına yaklaştırmıyorsunuz. Zaten sandığın üstünde partinin bayrağı var. Başında da jandarma bekliyor. Açık oy gizli tasnif. Muhalefete gelince istiklal mahkemelerinde yargılanacak. Kanuna göre karar verilmeyecek. Kanun devleti de değil. Verdiği karar kanun sayılacak. Genelde savcı yok. Savunma yok. Temyiz yok. Üç tane milletvekili. Kanuna da bağlı değil. Ne usul ve ne esas bakımından kanuna da bağlı değil. Evet. Sanığın böyle idamına, delillerin bilahare toplanmasına. Böyle bir yargılama da var. Evet, Kılıç Aliler. Kanunlar tercüme olarak geliyor. Gerekçesiz olarak meclise sevk ediliyor. Müzakeresiz olarak oy birliğiyle kabul ediliyor. İkinci meclis dönemini söylüyorum. Evet. Sanki... Tercüme kanun İstanbul Sözleşmesi ile gelmedi mi? Gerekçesini birileri yazıp mecliste bunun savunmasını yapan milletvekili kanunu da okumadı mı? Okumadı, evet. Okumadıklarını söylediler, evet. Sonra o metinin tutmadığı hatalarını görüp mecliste kabul edilen metinden sonra tercümeyi düzeltip resmi gazetede yayınlamadılar mı? Yani neresinden tutacaksın? Ben size yani bakın deminden beri hep tek bir grubun Mustafa Kemal'de olsa üzerine bu şekilde eleştiri olarak gitmek değil. İkinci Mahmud'u da konuşacağız kardeşim. Lale Devri'ni de konuşacağız. Abdülhamid'i de konuşacağız. Herkesin peşine hafiye takıyorsun. Said Nursi ile görüşmüyorsun. Mehmet Akif ile görüşmüyorsun. Yeğenin İngilizlerle çalışıyor. Kayınbiraderin İngilizlerle çalışıyor. Niye? Strateji. Niye? Nasıl oluyor bu işler? Yani bakın Abdülhamit hain değil. Hataları var. Belki ben olsam daha çok hata yapardım. Bunu yani kuru bir eleştiri olarak değil. Tarihten ders alacaksak nerelerde yanlış yapıldığını görmemiz gerekiyor ki aynı yanlışa bir daha düşmeyelim. Başka bir yanlış yapabiliriz. Yeni bir durumla karşılaşırız. Ama tarihten gelen 7-8 Hasanpaşa örneği de var. Yani 7-8 Hasanpaşa ferasetiyle de bazı şeyleri önlemek mümkündü ama yapmadık, yapamadık. Yapmadığımızı, yapamadığımızı ayrı ayrı bizim tadat etmemiz gerekiyor. Burada Mustafa Kemal öncesinde Latince vardı. Rumi takvimde var, Hicri takvimde var, Miladi takvimde var, İbrani takvimi de var. Kemalist devrimlerle yasaklanan sadece İslami olandır.
yeni bir şey getirilmedi. Hiç yeni bir şey getirilmedi. Yoksa Latince'de Osmanlı'da şapka da var. İçki fabrikası da var. Her şey var. Olmayan herhangi bir şey yoktu. Daha önce yani bir kısmı Osmanlı'da da her şey bir anda ortaya çıktı diye iyi olan da vardı, kötü olan da vardı. Size söylüyorum yani kadınların oy kullanması Kars İslam Cumhuriyeti'ndedir. 18 yaşında daha biz yeni oy hakkı verdik. Kars İslam Cumhuriyeti'nde 18 yaşında oy kullanabiliyordu. Onun için bizim bu tarihi bir defa övgü ya da sövgü kitabı olmaktan çıkartmamız gerek. İşte daha Mustafa Kemal'in ailesinin kimliği tartışılır. Malatya boyutu da var onun daha. Kimse mayınlı tarla olduğu için kimse girmeye cesaret edemiyor. Mustafa Kemal'in nasıl doğduğunu, nasıl öldüğünü, nasıl yaşadığını, bir askeri kişilik olmasına rağmen bu kadar serveti nasıl elde ettiğini falan onları sorgulamaya kalktığınızda o eğer doğruysa başkasının onu yapmasını niye yasaklıyorsunuz? Vasiyeti var mı yok mu? Tunluer diye bir zat ısrarla bunu Cumhurbaşkanı'na da sorduk diyor. Ama bir türlü ya yok densin, varsa var dersin. Ama Latife Hanım'a yazdığı mektuplar bile. Onlar açıklanacak yani, değil mesela? Başka mektuplar meselesi de var. Şems Efendi kimdir? Alaaddin Efendi kim? Alaaddin Efendi kimdir? Aslında Alaaddin Efendi sadece Şimon Zivi Mektebi'nin sahibi değil. Aynı zamanda Abdülhamit Han'ın evine sürgüne gönderildiği Yahudi iş adamı Selanik'e. Ya. Onu oraya gönderen kim? Kendi tayin ettiği adamlar. Kendi akrabası aynı zamanda. Evet. Alaaddin Efendi kilit bir adam. Yani Alaaddin Efendi de Şems Efendi de kilit bir adamdır. İsmet Paşa ile Mustafa Kemal arasındaki ilişkileri sanki çok mu idealdi? Evet. Bunu sorgulama imkanı var mı bugün? Ama işte seven niye sevdiğini, nefret eden çok da niye nefret ettiğini de bilmeden sanki o iş öyle olmasa durup dururken Osmanlı yıkılmadı. Osmanlı devam ediyor olsaydı da kaderde böyle bir değişiklik haşa olmaz. Zaten tabii süreç buydu. Onu da söyleyeyim. Başlamıştı zaten. Yani batılılaşma. Lale devri, aynen. Tanzimat, İttihat Terakki'nin tabii sonucu demin sadece laf olsun diye söylemiyorum. İttihat Terakki'nin siyasi kanadı diye. Rejimdeki nasıl daha önce Lale devri, Tanzimat diye bir dönem. Varsın. Tanzimat Türkiye'nin Avrupa topluluğu macerasından ne farkı var? Ne farkı var? Osmanlı olduğu için mi ben savunmak zorundayım onu? Hayır. Ama işte kıyas olduğun zaman bakıldığında yani evet 2. Mahmut'la başlayan o batılaşma hülyası üzerinden Tanzimat'a gelmeniz, Lale Devri'ne gelmeniz. Tabii bir süreç bu. 1. Meşrutiyet, 2. Meşrutiyet ve batılaşma devam ederken ezanların yasaklanması işte. O tabii süreçtir. Yani o da mı Mustafa, tabii süreçtir? Tabii yani, aynı şey. Mustafa Kemal olmasaydı da tırnak içinde Ahmet olsaydı. Ya fetvayı ya kelleni gönder diyen akıl iktidardaysa onun tabii süreci. Hiç değişen bir şey yok. Cenab-ı Allah kimseye zulmetmez. Her topluluk layık olduğu gibi idare olunur. Biz Allah'ın ipini bırakmıştık. Rıza Nur'un hatıratını okuyanlar ahlaksızlığın, orada bir işbirlikçiliğin, menfaatçiliğin nasıl toplumun beynini de hayatını da mahvettiğini anlatır. Yani, yani uyuşturucunun da fuhuşun da öyle Osmanlıcılığa falan gerek yok. Ondan değil de şimdi ağır bir kıyas olmuyor mu? Yani, yok olmuyor. Olmuyor. Aynen şimdi, devam ediyor. 16 işte ya bir... Mustafa Kemal bir Osmanlı paşasıdır. Ve Osmanlı'nın genel yönelimlerinin tabii sonucu olarak da iktidar olmuştur. Yani 2. Mahmut mesela Osmanlı padişahları arasında en fazla cami inşa eden sultandır, padişahtır ama gavur. Padişah diye anılır vatandaş tabii tarafından. Tabii hiçbir camide onun adıyla anılmaz. Yani evet. Ve kendisi çok iyi bir hattat olmasına rağmen sadece iki camide benim bildiğim imzalı hattı vardır. Yoksa ne kadar güzel hat yazarsa yazsın o hattı camiye asmamıştır bu millet.
Öfkeliydiler. Yani öfkeliydi. Ve bu bakın tabii derken olması gereken anlamda tabii değil. Süreç yani gidişatın tabii sonucu olarak sebep sonuç ilişkileriyle baktığınızda ve bugün bizim eğer bir kurtuluştan söz etmemiz gerekiyorsa sapma nerede başladıysa oradan itibaren yanlışı reddederek tasih ederek yeniden Allah'tan af dileyerek tek tek yıkılan değerleri ikame etmek suretiyle bir kurtuluş yolunu döşeyebiliriz. Yoksa öyle belli dönemlerdeki bugün de aynı siyasi gereksiz polemikler, tartışmalar tencere dibin kara, seninki benden kara. Ahlakına bakarsan, iktisadi ilişkilerine bakarsan, yani kadrolaşmasına, insan kaynakları yönetimine bakarsan, adalet mekanizmasına, ahlaklarına bakarsan değişen bir şey yok aslında. Yok aslında birbirlerinden pek farkları, tek farkları adları. Yani kimi ideolojisinin içini boşaltıyor, kimi dininin içini boşaltıyor, kimi mezhebinin içini boşaltıyor, kimi işte medeniyetinin bir şeylerin içini boşaltıyorlar. İki gün, birkaç gündür iki tane makale okudum. Bir tanesi işte bu bir Rus generaliyle ilgili. Yıldıray Oğur'un. Yıldıray Oğur'un bir makalesi. Öbürü de bu HZE Vakfı ve oradan Sadat'a kadar uzayan ilişkileri falan. Yani kim eksik? Herkes var. Cehennemde de herkes olacak zaten. Ve çoğu olacak. O demokrasi hani çoğunluk falan diyorlarsa eğer cehennem epey kalabalık. Haber verildiğine göre. Hocam yine ezber bozdunuz. Rabbim yolunuzu açık eylesin. Malatya'dan selamlar. Üstadım evet. Kemalizm bir din midir? Evet. Türk'ün dini Kemalizm'dir. ve dinler üstü bir dindir. Yani ve bu konu... bununla alakalı da enteresan küpürler var. Yani gazetelere yansımış. Çelişkiler, övmeler. Yani bu bunları manşet olarak da attılar. Biz Atatürk yarım milahtır. Türklerin babasıdır. Evet. Yani. Yani şöyle. Osman Nuri Çarman da 1960'larda bu 1900 eski sayıları yoksa 1960'larda da o Türk'ün dini Kemalizm'dir diye yayınlar yapıyordu. Zaten Türk'ün yeni amentüsü var. Aslında. Var, o da var. Getirir yönetmeni. Türk'ün yeni amentüsü ya da Mustafa Kemal'e yazılan Mevlüt var. Atatürk'e yazılmış ezan var. Ezan var tabii. Ezan. Kayıtları var. Yeniden yapılandırdılar kendilerine göre. Yani Gazi Paşa'nın şimdi öldükten sonra yapılmış şeylere bakınca... Türk devrinin son asırlarda değişikliklerini hazırlayan fikirleri ve daha sonra da yürüyen gövdelerden rasyonel sosyolojik Marksist faşist rejim ideolojileri izaha çalışmak daha fazla bir iş olur. Kemalizm değil aslında. Kemalizm. Kemal Arapça olduğu için Kamal'ı kullanıyorlar. Kamal. Bunların üstünde yalnız yaşamak dinini aşılayan ve bütün prensiplerin ekonomik temelleri üzerine kuran bir dindir. Atatürk devrine ait önemli bir tartışma. Falan ezanın Türkçe'ye çevrilmesi Atatürk bizzat çalışmıştı. Atatürk yarım milahtır. Yani aslında çok net bir şey çıkmaz Kemalizm'den. Yani bir bakıyorsunuz Komünist Partisi'ni kuruyorlar. İşte Fevzi Çakmak filan da onun bir parçası. Sonra bir bakıyorsun işte Stalin'e komünist şeyler gönderiliyor. Yani, doğum gününe. Hitler'e pardon. Doğum günü partisine heyet gönderir. Mussolini'yi terbiye diktatörlüğü olarak alkışlarlar. Yani dağ başını duman almış marşları filan. Yani Kemalistler daha sonra işte sağcı olur, solcu olur, Alevi olur. Ne bileyim türbeyi yasaklarlar ama Anıtkabir'i türbe yaparlar falan. Ha, Türk'ün yeni amentüsü, kahramanlığın örneği olan ve... Vatanın bu, istiklali diye devam eden Mukadan Varabu Kemal... Bu tam geçiş döneminde yani Latince ile
Türkçe'nin. Bunu da Tekinalp, Moyes Cohen kaleme almış. Türkler için ahiret günü olmadığına iman ederim. Kalbimin yani, bütün hulusi ile şehadet ederim diye bitiyor. Türk'ün amentüsü videoları da var. Fenalığın insanlardan geldiğini, büyük medeni cihanda en büyük mevkiyi kazanacağına, hamaset destanlarıyla tarihin dolduran en kudretli Türk. Yani Anıtkabir'de Kur'an okunsun diye Yeni Şafak yazarlarından biri öyle bir teklifte bulundu. Yani aslında kinayeli midir, ironikdir belki de ama bilemiyorum. Hakikaten niye okunmuyor yani? Hani muhafazakar dünyayla barışmalıyız dedi ya şey ya Kemal işte Kılıçdaroğlu. Aman. Ama şimdi mesela CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Yasin Suresi okuyor mesela. Camilerde Mevlid okutuluyordu eskiden. Yani Türk Hava Kurumu okutuyordu, öyle bir şey de vardı. Ama tabii yani bir yandan laiklikten söz ediyorsunuz, öbür yandan din haline getiriyorsunuz. La yus el tartışılmaz bir şeyse. Evet. Yani Kur'an. Atatürk ezanı var ya. Evet. Yani amentü az önce görsün. İşte Mevlid var. Tabii. Yani şunu söyleme, yani şunu anlamaya çalışıyoruz. Kur'an-ı Kerim'den ahkam ayetlerinin çıkartılıp yerine nutuktan parçalar eklenmesi. O Süleyman Demirel de mütevaffa söylemişti yani. Hatırlıyor musunuz? Yani Kur'an'dan bir takım ayetlerin çıkartılması lazım falan. Tabii hatırlayın yani. Avrupa Sözleşmesi'ne uymuyor yani böyle gaybe inanmak. Ama yani bu ciddi bir proje olarak ayetler yeniden yazılmaya başlamıştı. Şiir şeklinde. Benim Kemalizm kitabında o bölümler var. Ülkemiz hala Kemalizm'in baskısı altında mı demiş bizce? Tabii yani şu anda tamam yani yemin kaldırıldı. Hani bir yemin çocukların şey ama mecliste yemin ediyorsunuz, memurlar, milletvekilleri yemin ediyorlar tabii. Şimdi izleyicimiz dedi mesela ana sınıfından üniversiteye kadar Kemalizm dikte ediliyor. Tabii yani her tarafta, meydanlarda, ne bileyim okullarda hala çok baskın bir milli ideoloji gibi. Ama tabii şöyle bir şey, bir ideoloji herkese dayatırsanız herkes kendine göre, yani Haydar Baş hafız olan Ehl-i Beyt'ten bir Mustafa Kemal üretir. Ehl-i Beyt diyor, evet. Ama aynı zamanda Doğu Perinçek'te ateist bir Mustafa Kemal üretir. Erbakan kendine göre üretir. İşte ondan sonra hangi Atatürk diye Atilla İlhan sorar. Kenan Evren'in Atatürk'ünü görünce Cumhuriyet Gazetesi'nin patronu ben Atatürkçü değilim diye kitap yazar. Yani herkes kendine göre bir Atatürk. Bu Kemalizm'in fikir babası kimdir? Yani tarihsel olarak hatırlıyor musun? Yani öldü tamam. Işte, Moyes Cohen, Tekinal. Yani Kemalizm öyle bir fikir, noktaya getiriyor ki yani tabii devletin adeta sarsılmaz bir... Moyes Cohen yani o Kemalist milliyetçiliğini, Türkçülüğünü dizayn eden fikir babalarından biridir ve bu konuda Ziya Gökalp de ondan ciddi anlamda etkilenmiştir. Yani Emil Durkheim'in sosyolojisi üzerine aslında Ziya Gökalp Kürt asıllıdır. Kürt milliyetçiliğinin esaslarını yazarken Rıza Nur tarafından tehdit edilerek Türk milliyetçiliğinin esaslarını yazmaya mecbur bırakılmıştır. Ve o da bir yandan Türk evladı neresidir vatanın diye sorarken Türkçe ezan okunur, Türkçe Kur'an okunur diye şiirlerinde onu da dile getirmiştir. Şimdi mesela böyle bakarken kim ne demiş diye birçok insan farklı şeyler, işte Atilla İlhan'dan siz örnek verdiniz hangi Kemalizm diye kitabı var. Bazı Kemalistler ben Atatürkçü değilim diye ifadeleri var ama mesela Soner Yalçın ilginç bir şey söylemiş. Atatürk, onun metnini okuyorum, ölümü ardından devlet katına hapsedilerek halktan uzaklaştırıldı. Devlet seremonisinin taştan simgesine dönüştürüldü. Tamam, yani darbeler kendi Kemalizmini üretmeyi seçtiler ama topluma o darbelerle üretilen Kemalizm toplumda karşılığını bulmadı. Mesela mistik bir takım ona misyonlar yükleme söz konusu 60'tan sonra
Necla Çarpan diye bir kadın çıktı. Atatürk'ün ruhuyla konuştum diye yeni nutuk yazdı. Evet. Ve Genelkurmay bunları alıp tamim etti. Ya da mesela Adnan Hoca bir yandan Mehdicilik hareketi yaparken öbür yandan askeri birliklerde Mustafa Kemal'i anlatıyordu ve bir sürü de bu anlamda kitaplar yayınladılar. Yani ayrıca da bir Kemalizmi vardı. Haydarbaş'ın işte Kemalizmi daha farklı bir Kemalizmdi. Hocam imanın şartı 6'dır. Atatürk'ün kurduğu CHP'nin de 6 oku vardır. İlkeler de 6 tanedir. Bunlar tesadüf olabilir mi? Yani ona dine karşı yani duruşa denk, karşı duruş. Denk getirebilir ama yani 6 ok bir anda ortaya çıkmadı. Zaman içinde oluştu. Dolayısıyla öyle bir ön kabulleri olduğunu zannetmiyorum. Mustafa Kemal'in 6 ok da sadece bir tanesi ona aittir. O da inkılapçılıktır. Yoksa işte laikliği Fransa'dan aldılar. Halkçılığı Sovyetler'den aldılar. Kemalizm yani Gazi Paşa'nın ölümünden sonraki süreçte ortaya konan Kemalizm İngilizlerin yeni Türkiye modeli üzerinden 100 yıllık bir planı mıdır? Soru yani. Yani Kemalizm üzerinden hem Siyonistlerin ütopyaları vardı. Hem İngilizlerin Türkiye üzerinde. Yani Türkiye üzerinde senaryosu olan herkesin Kemalizmi etkileyerek yol almaya çalıştıklarını biliyoruz. Yani Türkiye'nin o zamanki Sovyetlerle yakınlaşması işte komünistlerin bir takım ütopyalarını harekete geçirdi. Ve bu somut bir şekilde Taksim anıtına da yansıdı. Mesela orada iki tane Rus generalinin heykeli var. İngilizlerin de Türkiye üzerinde hesapları, planları vardı. Herkesin vardı. Sonra da Mustafa Kemal de pragmatik bir adamdır. Konjonktüre göre hareket etti. Ve Kemalistler de aynı çizgiyi sürdürdüler. Yani Ertegün'ün cenazesi Missouri zırhlısıyla geldiğinde Cumhuriyet Gazetesi Amerika'ya övgüler dizen makaleler yayınlıyordu. Daha sonra işte solcular Amerika'ya karşıdır falan filan ama yani senaryoyu birileri iyi yazmış. Mustafa Kemal de o konjonktürü aslında kendi lehine kullanan önemli birisi. Amerika ve İngiltere ağırlıklı bir yakınlık içinde oldu. İsmet Paşa mesela o kadar kıvrak değildi. Biraz da zaten çok fazla bir siyasi ömrü yoktu. Sonuçta 1940'da İsmet Paşa işte kendi ekibini kurma durumunda. Zaten 39'da. Yani Menderes dönemine kadar zaten tek milli şef dönemi. Ama Menderes dönemine kadar değil. 1946'da İsmet Paşa bitti. Artık Amerika'dan gelen rüzgarlar doğrultusunda tamam. Türkiye... Dünya çıkıyor. Değişiyor. Dünya değişti. İkinci İngilizler devretti. Bir de 40'tan 46'ya kadar olan dönem İkinci Dünya Savaşı dönemidir. Dolayısıyla yani İsmet Paşa'nın bir yasama dönemi kamil bir iktidarından söz etmek mümkün. Mustafa Kemal'e bir şey diyemeyenler İsmet Paşa'nın üzerine yürüyorlar. Yani İsmet Paşa Mustafa Kemal'le beraberken de birçok şeye imza attı. Ama Mustafa Kemal sonrası İsmet Paşa'nın siyasi hayatı bir yasama dönemidir. Ondan sonraki süreç kendi kontrolü dışında gelişir. 5816 sayılı kanun kaldırılsın artık diyen izleyicilerimiz mesajları atıyor. 5816 daha ne kadar devam eder diye. Yani ben bu tür şeyler devam eder mi, kaldırılır mı? Sonuç olarak beni hiç ilgilendirmiyor. Siz hiç bununla alakalı, özür dilerim. 5816'dan yargılandınız mı? Çünkü evet, bir sürü şey yazdınız. Evet, yani videolarınız vardı, kasetler vardı. Tabii sürekli yargılandım. Yani şahsına hakaretten mi nedir? Ben hakaret etmem insanlara. Yani evet. Ama ne dediğinizde mesela merak ediyorum. Şunu dediğiniz için yargılandınız. Mesela ben Çanakkale geçildi dediğim için yargılandım. Ben bunun nasıl olduğunu uzun uzun mahkemeye anlattım. Kemalizm kitaplarıyla alakalı yargılandım. Hayır, Kemalizm kitabıyla ilgili onun video kasetlerinden vardı. Yargıladılar. Rıza Nur'u yayınladım. Yine yargılanmadım ben. Yani Rıza Nur'un hatıratını tam metin olarak yargıladım. Sadece hakaret kelimelerini çıkarttım. Kaç harften oluşuyorsa o çıkarttığım yer o kadar
nokta koydum. Hı-hı. Aşağıya dipnotta da yukarıda şu anlama gelen bir kelime ya da kelimeler topluluğu metinden çıkartılmıştır diye yazdım. Kişiler eğer kendileri doldurmak isterlerse suçunu kendisi örgütlemiş olurdu. Yani olayın aslını aktardım. Oradaki anlamı da kişi kendisi doğrudan telaffuz etmek istiyorsa ona anahtar verdim. Ve mahkeme bunu kabul ettiği için de ben Rıza Nur'un hatıratını, bir de Rıza Nur'un hatıratını yayınlarken Rıza Nur aklına geldiği gibi bir tarih kronolojisi içinde anlatmamış. Karışık. Ben onu yeniden zaman ve mekan ve kişilere göre gruplayarak anlattım. Yani hanımından bahsederken aklına geldiği yerde bir şeyler söylemiş. Ben onları bir araya getirdim. Tarihi sıralamaya göre. Tamam yönetmenim, evet. Tekrar abi süre bitti diyor. Bitti mi? Evet. O daha İş Bankası falan konuşmadık. Yani haftaya da zaten Mustafa Kemal anma haftası olduğu için 10-16 Kasım. Yine anarız haftaya, diyoruz. Yani gündemimizde olur büyük ihtimalle. Kalan kısımları konuşuruz. İzleyicimizden de çok yoğun mesajlar vardı. Teşekkür ediyoruz. Üstadım. 10 Kasım'da ayrıca bu konuyla ilgili bir yazımız var. Çıkacak. Merak edenler bakarlar. Ağzınıza sağlık. Sağ olun. Allah bizi affetsin. Amin. Allah razı olsun. Bir yazı kitabımı tanıtalım. Y. Hakan Kayacan. Satanist Cinler adlı bir kitabını bize göndermiş. Teşekkür ediyoruz. Gece Kitaplığından yayınlanmış. Böyle gelen kitapların tanıtımı yapıyoruz. Ben de biraz baktım. İlginçti. Sıradışı bir takım açıklamaları, yorumları var. Özellikle insanın yaratılış sürecinden gelen çok eskilerden alarak günümüze getirmiş. Halen okuyorum, bitmedi ama ilgiyle okudum, okumaya da devam Sen edeceğim. Çizerek okursan ben de bakayım inşallah. Tamam. İkinci kere okumayı düşünüyorum ama. İlginç bir takım yaklaşımları var, sıra dışı farklı. Teşekkür ediyoruz Hakan Kayacan Bey'e gönderdiği kitabından dolayı. Değerli izleyenler, Derin Gerçeklerin sonuna geldik. Çarşamba akşamı 20.30'da inşallah kürsüde İslam hukukçusu Doktor İhsan Şen Ocak hocamızla birlikte olacağız. 10 Kasım'ı ona da sormayı düşünüyorum. Ne düşünüyor diye. Herhalde hakikaten yani ben heyecanla bekliyorum. Acaba ne diyecek 10 Kasım'la alakalı? Çünkü çok tartışılan... Beni beklemiyorsun, bir şey der mutlaka böyle. Yani siz zaten genel olarak dediğiniz, bir de bilindiği için İhsan Hoca tabii çok fazla ekranlarda yok. Çarşamba günü kürsüde buluşmak üzere kıymetli izleyenler. Saatinize dikkat edin, kendinize iyi bakın. Yüzünüzden tebessüm, dilinizden de mazlumlar için dua hiç eksilmesin. Allah'a emanet olunuz. Hayırlı akşamlar.